Büyük bir kayanın altındayım dostlar. Bu kayanın altında çok değişik girişler var. Onları göstermeye çalışacağım ama önce bir yer edinmek istiyorum. Bayağı kalabalık ve çok tehlikeli bir yer. Bu kayanın altında neler var? Ona bir bakalım. İlk buraya adım attığımda dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi burasıydı arkadaşlar. Bakın hemen şurada muska şeklinde bir taşımız var. Ve bu muska taşımızın yanında da çok dikkat çekici bir kayamız var arkadaşlar. Bakın kare şeklinde kayaya sonradan yapıştırılmış gibi gözüküyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Etrafında Horasan ağaçları gözüküyor gibi kare şeklinde bir yer. Şöyle her tarafın detaylısını görün. Ondan sonra devam. Bu neymiş? Bu da bir saklama yeri gibi. Açılmamış bir saklama yeri gibi. Bakın hemen 3 tane mağaramız yan yanda. Üçüne de detaylısı olarak bakmaya çalışacağız. Çok değişik işaretler, çok değişik figürler var. Burası birinci giriş yeri arkadaşlar. Bakın yerde de basamak gibi yerler var. Basamaklar tabi yıllar önce yapıldığı için artık neredeyse silinmiş. Artık basamak gibi gözükmüyorlar neredeyse artık. Şu orta duvarı da sonradan örmüş gibiler. Bir kayamızın üstünde şöyle bir figür var. Ve ilk girişte solda dikkat çeken iki tane yerimiz. Bir tanesi burası dostlar. Böyle yerleri gördüğünüzde bilin ki eski insanlar böyle yerlerde işlemler yapmışlar dostlar. Bir tanesi de hemen kaya gözü dediğimiz yer. Şu mağaramızın içine doğru bir bakalım. Bakın şurada siyah bir görünüm var. Böyle yerleri gördüğünüzde bilin ki burada bir şeyler saklanmış. Eski insanlar böyle yerlerde bir şeyler saklarlar. Horasan harcıyla kapatırlardı. Zaten taşın renginde de bunu görürsünüz, bilirsiniz. Tabii bunu görebilmek için çok dikkat etmek lazım. Biraz da bu işler hakkında bilgili olmak lazım. Yoksa burası bir normal taşmış gibi yanında gelir geçersiniz. Hemen bu ilk mağaramızın üstünde de bir göz var. Tabi bunlar zamanla dönem soygunu yemiş açılmış yerler. Böyle yerlere gelirken dostlar konuşarak gelin ki içeride herhangi bir hayvan olursa çıksın diye. Bakın çok derin bir yer. Ortalama 15-20 metre uzunluğunda bir yer. Buralara girmek tehlikeli ama girmeye de gerek yok. Zaten görebileceklerinizi ya
görüyoruz. Biraz da karanlık. Hemen karşıda çok güzel bir giriş var. Çok da serin bir mağara. Bu mağaranın ağız kısmını bakın taşlarla örmüşler arkadaşlar. Çünkü taşlar tek tek görünüyor. Ortasındaki Horasan taşları da normalde artık zamanla bu kayanın şeklini almış gibi gözüküyor. Evet. Şuradan da bir çıkalım bakalım. Orta mağaramıza bakmadan dostlar, şu kayamızın yüksekliğini bir görün istiyorum. Ortalama 20-25 metre uzunluğunda dev bir kaya. Ve hemen altında da 3 tane giriş yan yanında. Şu sağdaki girişimize bakmıştık. Şimdi ortadaki kayamıza bir göz atalım. Burası da öbür tarafın bir devamı gibi gözüküyor dostlar. Bakın bayağı ilerlere kadar gidiyor. Hemen karşıda da yarı açık yerler var. Artık kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Hemen girişinde de şöyle değişik renkte kayalarımız var. Bakın hemen karşıda üçüncü mağaramıza girmeden kapısında şöyle bir kaya yapısı belirliyor dostlar. Bir hayvan figürü gibi. Artık ne kadar benziyor veya da ben benzettiriyorum bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. Ortasında da bir giriş var. Bir oyma, bir kasa gibi gözüküyor. Hemen şu hayvan figürü gibi gözüken yerin tam ortasında. Ve arka bölümde de açılmayan bir yer gibi gözüküyor dostlar. Şu kayanın tam ortasındaki siyahlığı görüyor musunuz? Bir Horasan harcası varmış gibi yanında da yılan figürü gibi bir kaya yapısı var. Ama en çok dikkat çeken şurası. Açılmış bir yer var. Evet, burada gördüklerimiz yerlerden karış bir yer daha var. Onları da göstermeye çalışayım dostlar. Bir tanesi şu kayamız.
ve basamaklarımızın altında şöyle bir yer daha var. Daha ne kadar doğru bilemiyorum. Şurası bayağı güzel gözüküyor. Evet, hemen. Üçüncü yerimize doğru bir gitmeye çalışalım. Bakın hemen şurada da bir yer daha var. Bu da üçüncü yerimiz. Altında da bir su sızıyor gibi dostlar. Hemen şurada da siyahlı bir yerler var. Bunlara da sonradan bu kayaya yapıştırılmış Horasan ağaçları gibi gözüküyor. Arkadaşlar yavaş yavaş detaylısından göstermeye çalışıyorum. Tabii benim göremediğim yerler olabilir. Görmediğim yerler, kamerada gördüğünüz yerleri videomun altına yorum olarak yazın. Bakın şurayı görüyor musunuz? Ne kadar güzel gözüküyorlar. Ve şu mağaramızın içine yavaş yavaş gitmeye çalışalım. Bakın hemen şurada da kayanın tam ortasında sert bölümünde bir su sızıyor dostlar. Ve üçüncü mağaramız. Üçüncü mağaramızda şöyle bir yer bizi karşılıyor. İçinde en dip kısmında açılmayan bir yer var gibi. Sol tarafındaki yerde açılmış gibi gözüküyor dostlar. Bakalım şöyle bir çıkmaya çalışalım. Oo, bayağı güzel bir yermiş. Evet, şunu şöyle bir şurada bir giriş var. Onu bir görün. Açılmayan bir yer gibi gözüküyor ama şu karşı tarafı gerçekten yarı açık arkadaşlar. Yarı açık gibi gözüküyor. Şöyle detaylısı yakından göstermeye çalışayım. Bakın hemen şu sol tarafta çok az açılmış. Müthiş bir yer. Ama en çok dikkat çeken yerlerden bir tanesi burası arkadaşlar. Açılmış bir yer. Şöyle içe doğru gitmeye çalışalım. Oo, bayağı 6-7 metre uzunluğunda bir yer. Ama kapalı bir yer değil. Açılmış burası. Karşıya bir giriş daha mı var bilmiyorum. Şu karanlık bölgede sağ tarafında sanki sağ tarafa doğru bir giriş daha var gibi gözüküyor. Tabi bilemiyorum dostlar, siz de yorumlarda yazın. İçerisi baya karanlık. Bunlar zamandan açılmış dostlar, artık bizim dönemimizde mi, bizdeki önceki dönemlerde mi bilmiyorum. İnsanlar bir şekilde burayı açmış ne yazık ki.
Şöyle üst tarafında da değişik bir figür var. Ve hemen bu sol köşenin tam üstünde de şu şekilde bir yerimiz var. Şurada bir yerimiz var. Onu bir görün. Evet. Şöyle bir her tarafın detaylısına bakın. Arkadaşlar tabi burası gezilecek güzel bir yer. Burası yol üstü olduğu için de bazı sesler sizi rahatsız ettiyse özür dilerim. Kusura bakmayın dostlar. Burası gerçekten süper bir yer. Tabi yol üstü olduğu için bazen sesler rahatsız edici olabiliyor. Kusura bakmayın. Ama bu güzel yerleri sizlerle ille de paylaşacağım. Hemen şöyle bir görün. Etrafında bir sürü yeşillik var. Kayanın devasalığını görüyor musunuz? Arkadaşlar eski insanlar buralarda nasıl yaşamış, ne kadar seviyorlarmış böyle kayalık yerleri. Artık kendileri güvende mi hissediyorlarmış, nasıl ediyorlarmış bilmiyorum. Demek ki böyle yerlerde kendileri güvende hissediyorlardı arkadaşlar. Çünkü her şeylerini böyle yerlerde yaparlardı. Mezarlarını, evlerini, mahzenlerini hepsini bu gibi yerlerde yaparlardı. Düz yerleri pek oturumda, mezarlarda, orada burada kullanmıyorlardı. Şöyle bir görün. Çok devasa bir kaya arkadaşlar, çok gerçekten müthiş bir yer. Böyle büyük bir kayanın altında yaşamak da çok zor ya. Şurada dikkat çeken bir yer vardı, ona bir bakalım. Kayanın neresine bakarsanız bakın eski izler, eski yerler mevcut dostlar. Yani tarihin en güzel izleri var burada. Evet arkadaşlar, bugün de bu büyük kayamızın alttaki 3 tane mağarayı sizlerle buluşturmak, göstermek istedim. Bakın üçü de yan yanda. O kadar güzel bir yer ki, müthiş bir yer. Bugünkü gezi yerimiz burasıydı. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elinde geldiğince buraları sizlere göstermeye, tanıtmaya çalıştım. Tabi bildiğim kadarıyla dostlar. Biliyorsunuz her videomda söylerim, ben profesör değilim ama normal tarihi seven bir insan olarak böyle yerleri sizlerle paylaşıyorum. Ama doğru, ama doğal, ama gerçek. Amacı böyle yerleri, eski izleri sizlerle buluşturmak. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.